bak Allah aşkına. Gerçekten bak. Ne yaptın kendine? Ne yaptın kendine bilmiyorum ama çok harikasın. Ben buraya senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Deniz, ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Buraya gelmeden önce otele gittim. Hani nişanlınla işlettiğiniz. Her şeyi açıklayacağım. Gerek yok. Şebnem anlattı. Sana ne kadar inanmışım. Ne kadar aptalım. Hep güvenmiştim. Ne kadar aptalım. Ya bak düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil? İşler kötüye gidiyor dedin. Batıyoruz diyordun. Haciz riski ortadan kalksın, kimse duymadan tekrar nikahlanacağız dedin. Gözümün içine baka baka beni kandırarak boşadın. Deniz, lütfen sesini yükseltme. İstediğim gibi konuşurum Alihan. Son sabah hatırlıyor musun? Hani iş seyahatine gidiyorum diye çıkıp seni öpe koklaya yolladığım sabah. Ha? Ama sen planını çoktan yapmıştın. Her şeyimizi satıp bütün paralarla buraya geldin. Onunla. Yalan mı? Ne olursun affet beni. Çok üzgünüm. Çok. Aşık mısın ona? Kapıldım Deniz. Nasıl olduğunu anlamadım ama yenik düştüm arzularıma. Bu ya buysa merak ettiğin yani aşk değil. Yemin ediyorum aşk değil. Keşke yüzüme bakıp aşık oldum deseydin. Çünkü benim aşka saygım var. Bizi... Evliliğimizi bir heves uğruna yıkıp geçtin. Seni aşağılık. Kabul. Kabul ediyorum. Büyük eşeklik, çok büyük eşeklik. Ama ben hayatım boyunca yalnızca seni sevdim. Sadece sana aşık oldum, yemin ederim. Hiçbir şeyine inanmıyorum Ali. Sen adi korkak. Bencil bir pisliksin. Of. Of. Deniz. Lütfen. Lütfen daha fazla ezme beni. Çocuklar. Nasıllar çocuklar nasıl? Utanmadan soruyor musun beni? Merak ediyorsan söyleyeyim. İlk aylar cehennem gibiydi. Ozan çok korktu. Anlayamadı. Ece yıkıldı. İsyan etti. Şu anda onlar gayet iyiler. Bizi terk etmenin travmasını yavaş yavaş atlatıyorlar. Ve Alihan, sensiz bir hayat kurdu. Şu an kendimden nefret ediyorum. Benim kadar edemezsin. Aylarca gözyaşı döktüm. Birileri alacak verecek yüzünden seni öldürdü, bir yerlere gömdü sandım. Bu da yetmedi. Üzüntüden bebeğimi kaybettim. Bebek? Ne bebeği?